Ülseratif kolitle kanser arasında bir ilişki vardır. Ancak bu e, halk arasında bilindiği üzere çok yüksek bir oranda değildir. Ülseratif kolit kolon kanseri açısından öncü bir faktördür. Ancak hastanın tutulum yeri ve hastalığın yaşı burada çok önem kazanmakta. Genellikle eğer kalın bağırsak tümünü tutan bir ülseratif kolit var ve 10 yılı aşkın bir süredir ülseratif kolit nedeniyle takip edilen bir hastada böyle bir risk söz konusu olduğu için biz hastalarımızı takip ederken özellikle 8. yıldan sonra ya da 10. yıldan sonra kanser riski açısından yıllık ya da belli aralarla kolonoskopik değerlendirme ile kanser risklerinin olup olmadığını değerlendiriyoruz. Yani takip altındaki bir hastada pratik olarak ileri evre bir kanserin oluşma imkan ve ihtimali çok düşük. Bu arada hastalığı baskın ve kontrol altında olan bir hastada bu risk daha düşük. Hastalık aktivasyonu yüksek olan hastalarda ise bu risk birazca biraz daha artmakta. Bu açıdan üsretif kolti olan hastalarda tutulum yerine ve Hastalığın yaşına göre, hastanın yaşı demek istemiyorum. Hastalığın yaşına göre bu risk artabilir. Bu açıdan mutlaka takip etmek gerekiyor. Böyle olduğu durumlarda erken evrede yakalanmış öncü bir kanser hücre topluluğu var ise bunlara endoskopik olarak o bölge çıkarılarak tedavi etme imkanımız var. Ancak kontrolsüz, ileri evrede yakalanmış bir kalın bağırsak kanserinde ise mutlaka cerrahi tedavi gerekmektedir. Burada parantez açıp üseratif kolit demin de bahsettiğim gibi sistemik bir hastalık aslında. Sadece kalın bağırsakları tutmuyor. Karaciğer içindeki safra yollarını da tutabiliyor. Karaciğer içi safra yollarını tuttuğu zaman bizim primer sklerozan kolanjit dediğimiz safra yollarında harabiyetle giden bir tablo söz konusu. Eğer üseratif kolitli bir hastada eşlik eden safra yolu hasarı yani primer sklerozan kolanjit var ise bu hastalarda kolon kanseri gelişme riski diğer hastalara göre ciddi anlamda artmakta. Bunlarda hastalık yaşını gözetmeksizin birinci yılda bile bu hastalarda hem üsteratif kolit hem primastiklorazan kolanjit var ise kolon kanseri taraması yıllık mutlaka yapılmalı. Tespit edilen hastalarda ileri öyle bir hastalık var ise mutlaka cerrahi prosedür uygulanmalı. Tabii ki buradaki uygulanacak cerrahi prosedür artık şudur. Kalın bağırsak kanseri olan bir hastada bu riski tamamen ortadan kaldırmak için bütün kalın bağırsak ve kalın bağırsak son kısmı olan rektumun çıkarılmasıdır cerrahi olarak.